Değerli müşteriler, bugün Altay Denizkent'teyiz. Burada Çanakkale yolu üzerinde, yolun alt kısmında villalarımız var. Bakın görüyorsunuz karşı tarafta. Hemen denize 100 metre, 200 metre mesafede villalar var. Hemen o villaların bu boş kısmında bir arsa var görüyorsunuz. Biraz yakın çekim yaparsak. Az önce orada 3 tane parselimiz vardı. Yan yana aralarında bir parsel var. İmarlı, ifrazlı yerler. Burada satılık yerlerimiz var. 400 metre, 500 metre arası 2 kat, 2,5 kat villa imarlı yerler. Bunları satışa sunduk. Burada ara ara yerler geliyor. Bölge olarak burası Finalar, Denizkent diye geçiyor. Bakın villalar olduğu gibi yapılmış. Burada yapılaşma yavaş yavaş hızlanıyor. Bu Çanakkale yolu bu Bandırma'ya bağlanıyor. Bandırma'dan Bursa ana yol, duble yoldur. Buradan Biga, bu taraf Biga tarafı, Lapseki, yeni yapılan köprü Lapseki'de. Bu yol o şekilde Lapseki'den sonra Çanakkale'ye doğru gidiyor. Hemen caminin minaresinin olduğu yer Denizkent sitesi. Orada jandarma var, bakkal var, market var. Orada da siteler var. Orası biraz daha yoğun. Efendim, Deniz Marmara Denizi. Denizi gösterelim. Bakın villaların olduğu yerler denize 100 metre, 50 metre, 200 metre mesafede yerler. Şu daha biraz daha ilerideki kısım Çifte Çeşmeler diye geçiyor. Çifte Çeşmeler bölgesi. Orası biraz daha yapılaşmanın daha zayıf olduğu bir bölge. Sahil kısmı da bakın görünüyor. Burası hemen Gönen'e yaklaşık, burası 25 kilometre mesafede Gönen'e bağlı. Kınalar Çifte Çeşmeler Mahallesi diye geçiyor. Tam biz ikisinin arasındayız. Bölgeyi doğal olarak gösteriyoruz. Bakın burada hemen bu villaların ön kısımlarında, bu yan kısımlarında satılık parsellerimiz oluyor. 400-500 metre arasında. Yatırım amaçlı da buralar ileriye dönük iyi prim yapacak bölge. Sakin. Buranın havası Kaz Dağları'ndan, hem denizden alıyor hem de Kaz Dağları. Şu yukarı kısımları gösterelim. Şu yukarı kısımda bakın yukarıdaki köy, biraz yakın çekim alanı. Orası Kınalar Mahallesi. Kınalar, o üstü olduğu gibi o tepeler Kaz Dağları oluyor. Çanakkale'den gelen tepeler, dağlar Kaz Dağları diye geçiyor. Şu karşı tarafta Çifte Çeşmeler, minare var orada bakın. Orası da Çifte Çeşmeler Mahallesi diye geçiyor. Bu görünen yeşillik alanlar, buralar da mera alanları. Efendim, doğal olarak buranın havası dünyada ikinci sırada. Alplerden sonra Kaz Dağları'ndan ve denizden temiz bir havası var. Burada yaşayan insanların çoğu astım hastası, KOAH hastası. Buraya gelen insanlar buranın havasından çok faydalandığını, astımı, KOAH'ı atlattığını söylüyorlar. Burada hatta az ileride villalarda bir yer daha çekmiştik. Orada yaşayan bir vatandaşımız kendi villasını satıyor ihtiyacından dolayı. Kendisinin KOAH hastası, astım hastasının olduğunu söyledi. Buraya geldikten sonra o hastalığını attığını söyledi. Ve burada oturanların birçoğu, burada oturan insanların birçoğu bu tarz hastalıklara, nefes darlığı hastalıklarına sahip insanlar gelmişler. Ve burada o hastalıklarını attıklarını söylüyorlar ve buradan bir türlü vazgeçemiyorlar. Bölge olarak da sakin bir bölge. Efendim, güzel bir bölge. Öyle kalabalık değil. Daha çok orta kesim insanların bulunduğu bir bölge. Edremit, Akçay, Ayvacık gibi değil. Oralar daha lüks, daha pahalı yerler. Bu bölgede araziler, tarlalar, arsalar daha uygun. Ama bu yeni 18 Mart Köprüsü'nün yapımıyla beraber, tabii bu güzergah olduğu için buralarda etkilenmeye başladı. Yavaş yavaş fiyatlar bu bölgede artacak. Bölge olarak kameramızda size az çok bölgeyi gösterdik. Efendim, gelişebilecek, gelişim aşamasında olan bir bölge. Yani 3-5 sene zarfında buralar çok çok farklı fiyatlar olabilecek bir bölgede olduğu için yatırım yapmak isteyen müşterilerimize bu bölgeyi gösteriyoruz ki
ihtiyaçları doğrultusunda, paraları doğrultusunda buradan bir yer alabilsinler. Elimizde bu tarz yerler mevcuttur. Saygılar, sevgiler, tüm değerli bizi takip eden vatandaşlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımıza bütün sevgilerimi iletiyorum. Hayırlı günler.